İkinci saatimizin de artık ortalarına doğru yaklaşıyoruz. Biraz ferahlayalım. Yine çocuklardan bahsedeceğiz ama bu sefer güzel şeyler konuşacağız çocuklarımızla ilgili. Öyle umuyorum. Çünkü Emine Kabasoğlu bugün bize çocuklarımızdan bahsedecek. Eğer hazırsa ona bağlanalım. Günaydın diyelim Emine Kabasoğlu'na. Nerede olduğunu, neden orada olduğunu ondan dinleyelim. Söz Emine'de. Günaydın İbrahim Sadra. Bugün Üsküdar Çocuk Üniversitesi'ndeyiz. Aslında onların tatili ama dahi çocuklar için pek de tatil yok diyebiliriz. Üsküdar Üniversitesi'nde neler yapılıyor? Neden bu saatte buradalar? Hayalleri ne, umutları ne? İşte o soruların cevabını arayacağız. Yanımızda da Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Bey var. Efendim hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hilmi Türkmen var. Üsküdar Çocuk Üniversitesi nedir? Çocuklar için çok büyük bir proje, özel bir proje hiç şüphesiz. Sizden alalım detaylarını. Evet, ben de Üsküdar'dan tüm izleyicilere hayırlı sabahlar diliyorum. Günleri aydınlık olsun. Üsküdar Çocuk Üniversitesi bizim Üsküdar Belediyesi olarak Türkiye'de ilk defa YÖK onayıyla başlattığımız bir projedir. Medeniyet Üniversitesi ile birlikte yaptığımız bir proje. Bugün burada Üsküdar Çocuk Akademimizin bir çalışmasını, bir deneyini birlikte izleyeceğiz. Bizim Üsküdar Bilgi Evlerimiz, onun bir üst kademesi Çocuk Akademisi, bir üst kademesi de Üsküdar Çocuk Üniversitesi'dir. Bugün Çocuk Akademisi'ne devam eden öğrencilerimizin, üstün yetenekli, sizin ifadenizle dahi çocuklarımızın bulunduğu sınıftayız. Burada 2 yıl öncesinden başlayan bu projemiz, 250 tane öğrencimizin devam ettiği bir projedir bu. Burada çocuklarımız çeşitli fiziksel ve kimyasal deneyler yapıyorlar. Teknolojinin getirdiği imkanları kullanarak hem eğitim hayatlarına hem de gelecekteki bütün yaşamlarını etki edecek bir projemizden istifade ediyorlar. Bir virgül koyayım, onların deneylerini de canlı canlı ekrana getirelim. Bir deney yapacaklar herhalde bizler için. Siz deneyinize başlayın. Biz de bir yandan sizi izleyelim hem de konuşalım daha neler yapılacak burada, neler oluyor. Bugün burada... Evet. Ne yapacağız şimdi onu bir soralım hemen. Bugün kuru buz deneyi yapacağız. Fiziksel ve kimyasal değişimleri gözlemleyeceğiz. Biz öğrencimize başlayalım. Siz başlayın. Biz de Üsküdar Üniversitesi'nin detaylarını da dinlemeye çalışalım. Üsküdar Üniversitesi'ne gelebilmesi için çocukların ne gibi özelliklere sahip olması gerekiyor? Üsküdar'da mı yaşamak gerekiyor illa? Evet, özellikle bizim Üsküdar'daki yaptığımız hizmetlerin birinci derecede muhatabı Üsküdarlılardır. Bu çocuk üniversitemizin, çocuk akademimizin ve bilgi evlerimizin de elbette ki direkt muhatabı Üsküdar'da oturan ailelerin çocuklarıdır. Bizim bu projemizde Üsküdar Çocuk Akademilerinde 250 öğrencimiz var ve bunlar tamamı Üsküdar'daki oturan ailelerin çocukları. Bu çocuklarımızı biz tabii belli bir sınava tabi tutarak buraya alıyoruz. Belli testleri var. Bu testlerden geçmek suretiyle bu akademimize devam ediyorlar. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu akademimiz hafta sonu, hafta içi, işte ara tatil arası vermeden devam eden bir çalışmadır. Orada bir hareketlilik başladı efendim. Gidelim hemen. Ne yaptığınızı anlatır mısınız bize şu anda? Biz de öğrenelim, bilmiyoruz, bakıyoruz. Nedir şu anda yapmış olduğunuz? İçine buzu koyduk, buz buharlaştı. Seni tanıyalım önce, nedir ismin? Müberra Nur Çalışkaner. 4'e gidiyorum. Üsküdar Çocuk Akademisi'ne gidiyorum. Memnun musun peki buradan? Şu anda tatil olmanıza rağmen yine buraya geliyorsunuz. Üniversitede eğitiminizi alıyorsunuz ki daha üniversite öğrencisi olmanıza çok zaman var belki ama şunu sorayım hazır üniversite demişken, hayalleriniz ne olmak istiyorsunuz? Ben bilim adamı olmak istiyorum. Bilim kadını olmak istiyorsun diyelim. Bilim adamı demeyelim. Sen ne olmak istiyorsun? Doktor. Doktor. Hemen şöyle geleyim. Sen İç mimar. İç mimar. Burada da bir hareketlilik var. Siz anlatın bakalım, nedir yaptığınız şu anda? Biz de kuru buz yaptık. İçine iki tane kuru buz attık. Böylece buhar çıktı. Nedir bunu izleyenlerimize anlatır mısın? Nedir bunu öğreniyor olmamızın faydası? Senin yaşıtlarının böyle imkanları yok elbette ki. Nedir şu anda olan durum? Biz burada çok eğleniyoruz. Hem de çok güzel şeyler öğreniyoruz. Bu yüzden burası çok güzel. Emine, sen ne olmak istiyorsun? Duyabiliyorsan ben de bir şey sormak isterim. Istiyorsun. Var mı başka bir şey sormak isterim. Hı, tabii Hilmi ki, buyurun. Hilmi Türkmen'e, belediye başkan adayı Üsküdar ilçesinden ama zaten uzun bir zamandır aynı zamanda Üsküdar belediye başkan yardımcısı idi Hilmi Türkmen. Dolayısıyla
bölgeye, Üsküdar'a, sorunlarına hakim, onu biliyorum. Şunu öğrenmek istiyorum. Ben de Üsküdar'da yaşadığım için ilgimi çekti. Ne oluyor mesela, çocuğumuzun elinden tutup getirdiğimiz zaman orada hemen işte o deneylere o da iştirak edebilecek mi? Bunun bir şeyi var mı? Bir hani bir girmek için, çocuklarımızı sokmak için bir yapmamız gereken. Hemen soralım. Evet, Üsküdar'da yaşayan çocukların üniversiteye kaydolmaları için gereken özellikler nedir ve o prosedür nedir? Nasıl işleyecek? Şimdi bizim bu Üsküdar Çocuk Akademisi'ne devam etmek için ilkokul, ilk öğretim çağında işte bu çocuklarımız, kimi 4. sınıfta, 5. sınıfta olan çocuklarımız, bizim bu projemizin muhatabı ilkokul, ilk öğretim çocuklardır. Bir defa ilk öğretime gidiyor olmak lazım. İkincisi bizim sene başında açtığımız sınavlardan belli başarı puanı vardır. Onu alıyor olmak lazım. Tamamen başarıya dayalı, belli testlere dayalı bir sınav sistemimiz olan onu geçmek durumunda. Normal bir üniversiteden hiçbir farkı yok. Liseyi bitirip üniversiteye girmek isteyen öğrencilerden hiçbir farkları yok aslında buraya girebilmek için, anladığım kadarıyla. Kesinlikle yok. Hatta şöyle bir eleştiri alıyoruz. Evet, orada bir şey oldu bu arada. Sana da soralım, ne yaptın şimdi? İçine toz koyduk, şeker koyduk. Sonra bunu dökünce yandı. Nedir o döktü? Asit. Evet efendim, devam edelim. Bir anda orada hareket olunca ben de sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi işte ne güzel deneylerimiz, bütün imkanlar burada. Bu hazırladığımız sınavlardan başarılı olmak gerekiyor. Ki bu sınavlarla ilgili dışarıdan hiçbir müdahaleye müsaade etmiyoruz. Tamamen çocuklarımızın objektif bir şekilde seviyelerini, başarı seviyelerini test ederek o sonuçlardan geçmek suretiyle bu projemizden yararlanıyorlar. Bir yandan da size kısa bir ara verip böyle geçeyim. Şu anda ne yaptık onu da size de soralım. Bir anda duman bastı buraya. Şöyle oldu. Fiziksel ve kimyasal bir deney yaptık. Fiziksel deney geri dönüşümü olan bir deneydir. Kuru buz şu anda katı halden gaz haline geçti. Kimyasal deney de yanan bir şeyin geri dönüşümsüz olmasıdır. Burada şekerin yanma deneyini gösterdik. Potasyum klorat, şeker ve sülfürik asit karıştırdık. Bu üçünü karıştırdığımız zaman şeker geri dönüşümsüz olarak bir daha şeker olmayacak bir özelliğe büründü. Çocuklar burada kimyasal değişim nedir, fiziksel değişim nedir, bunu canlı olarak yaşayarak görüyorlar. Teşekkür ediyoruz. Hemen yan tarafa da geçelim. Yan tarafta da robotlarla yapılan deneyler var. Burası oldukça duman altı oldu diyelim efendim. Şöyle geçelim yan tarafa da, robotlarla yapılan deneyleri de görelim. Çocukların robotlarla ilgili bilgilerini, becerilerini de görelim hemen kısaca. Kolay gelsin arkadaşlar diyelim önce. Siz burada neler yapıyorsunuz? Sizden de öğrenelim. Robot kullanıyoruz mesela. Robotların hareket edebilme, düştüğünde kalkabilme özellikleri var. Böyle yılan gibi robotlarımız var. Bu robotlar ileri geri gidebiliyor. Sensörleri var. Sen neler söylemek istersin? Burada robotlarla çalışıyoruz. Robotları şey yapıyoruz, test ediyoruz, bakıyoruz. Hepiniz halinizden memnun görünüyorsunuz. Şimdi bir futbol maçı mı oynanacak burada? Evet. Gibi. Anlatır mısın bize, neler yapıyorsunuz burada robot odasında? Yani şey, robotları hareket ettirmeyi şey yapıyoruz, öğreniyoruz, programlıyoruz. Evet, oldukça renkli, hareketli Üsküdar Üniversitesi diyebiliriz. Son kez, bir kez daha Hilmi Türkmen'den, Üsküdar Belediye Başkanı adayı Hilmi Türkmen'den buraya girebilmenin özelliklerini öğrenelim ve sözü size bırakalım İbrahim Sadi. Bir kez daha tekrarlayalım, izleyicilerimiz mutlaka ki merak ediyordur. Kısaca Üsküdar Üniversitesi'ne nasıl kayıt olacağız? 3 tane temel şartımız var. Bir tanesi Üsküdar'da oturuyor olmak, Üsküdar'da oturan bir ailenin çocuğu olmak gerekiyor. İkincisi ilk öğretimde devam ediyor olmak, üçüncüsü sene başında açtığımız sınavlardan başarıyla geçiyor olmak. Buraya girişin temel şartıdır. Bu hizmetlerimizle ilgili hiçbir ücret yoktur. Tamamen ücretsiz bir projedir bu. Şimdi çocuklarımız gördüğünüz gibi robot kullanmasını öğreniyorlar. Ama bu işin bir ileris aşaması, burada robot yapmasını da öğrenecekler. Bu çocuklarımız, dahi çocuklarımız robot da yapmak suretiyle belki de
bilim hayatımıza yeni bir açılımı birlikte getirecekler. Çok teşekkür ediyoruz Hilmi Türkmen. Evet, İbrahim Saydır'ı sabah çocukların neler yaptığına tanık olduk. Üsküdar Üniversitesi'nde, Çocuk Üniversitesi'nde onların hayallerini, neler yaptığını, hayata nasıl hazırlandıklarını sizlere aktarmaya çalıştık. Söz sizde. Teşekkürler Emine. Sağ olasın bu güzel bağlantı için. Çocuklarla ilgili her kim nerede ne yapıyorsa elbette hepimiz onun arkasında duracağız, destekleyeceğiz. Üsküdar'daki Çocuk Üniversitesi de bu anlamda önemli ve özel örneklerden biri kuşkusuz. Evet.